Efendim herkese merhaba, hepiniz hoş geldiniz kanalıma. Şu anda karşınızda Namco Bandai'nin bugün çıkışını yapmış olan Little Nightmares 2 oyunu ile bulunmaktayım. Hemen bir new game diyelim, o arada birazcık bahsedeyim. Arkadaşlar ilk oyunu gerçekten muhteşemdi. Korku türünde bir oyun. Fakat öyle jumpscare'ların falan bulunduğu, üstünüze bir şeylerin bir anda böyle atlaya atlaya sizi ürkütmeye çalıştığı bir oyun değil. Kendisi gerçekten gerilimiyle sizleri etkileyebilecek çok güzel, böyle tadımlık, muhteşem bir oyun. İkinci oyunu geldi. İlk oyunu da çok ciddi başarı bu arada elde etti, satış başarısı. İkinci oyunu geldi. Bakalım. Hemen sizlerle beraber ilk bakışı ya gerçekleştirelim istedim. Namco Bandai'ye de teşekkür ediyoruz. Oyunu ulaştırdı bize. Bize de şöyle bir göz atmak düşüyor artık. Oh. Şöyle seçeneklerine hemen bir bakalım. Ayarlara girdiğimiz zaman oyunun maalesef ama maalesef çok isterdik fakat bir Türkçe dil desteği bulunmadığını görüyoruz. High'taymış. Onu biz Ultra'ya çekelim olmazsa. Evet, biraz da böyle görelim. Şuradan Apply deyip çıkalım bakalım. Dediğimiz gibi maalesef Türkçe dil desteği bulunmamakta. Ama çok da büyük bir problem olacağını sanmıyorum. Şimdi şöyle gidelim bakalım. Oyunun ben bir ara bu arada burada batma durumu söz konusu olabilir. Şöyle sesleniyoruz. İlk oyunda karakterin böyle seslendirme var mıydı onu hatırlamıyorum. Oyunda ben co-op olacağını bir ara duymuştum. Sonradan mı iptal edildi artık ne oldu bilmiyorum ama herhangi bir co-op seçeneği göremedim. Burada da şöyle bir küre var abi, bir dakika, şunu alabiliyor muyum? Yok. Alınmıyor, pekala. Şöyle biraz devam edelim. Gördüğünüz gibi son derece böyle gerilimi yüksek bir atmosferle bizi oyun karşıladı yine. Buraya tırmanabiliyor muyum? Nope. Bu oyun biraz böyle çevreye baya dikkat ederek hikayesini takip anlayabileceğiniz bir oyun. Biraz karışıktı. İlk oyun hatırlıyorum. Böyle ne oluyor ya falan filan olmuştum yani. Aşağıda sinekler mi? Şuraya bir ineceğim abi, merak ettim. Buradan devam edilmiyor pekala. Koşma tuşu arıyorum var mı diye. Yok, şununla eğiliyoruz sadece. Gamepad'de oynuyorum oyunu. Oyun için gamepad'de oynarsanız daha iyi bir deneyim elde edersiniz seçeneğiyle bizi karşılıyor. Bu da eğiliyor. Bu da eğiliyor. Pekala. Devam edelim bakalım. Çok güzel. Ben bu tarz oyunları gerçekten çok seviyorum. Acayip beğenerek oynuyorum. Hey. RT ile basılı tut diyor. Daha yeni geldi. Şöyle aç diyor. Pekala. O zaman aynı seçeneği şunlarda da uygulayabiliriz herhalde, değil mi? Bununla tırmandı. Okey. Orada herhangi bir seçenek çıkmadı. Evet, ormanda başladık. İçeriye doğru girelim bakalım. Gerçekten kaliteli bir gerilim havası var. Namco Bandai benim çok sevdiğim bir firma. Gerçekten çok seviyorum. Her ne kadar Tsubasa'nın online tarafında beni biraz üzse de. Bak yine başladık ha, tuhaf tuhaf şeylere. Bak millet orada asılmış abi. Başımıza bir şey gelecek, hayırlısı. Evet, buraya da çıktık. Böyle çok psycho bir oyun. İlk oyunda çocukları falan yiyorlardı böyle. Tipsiz tipsiz yaratıklar vardı anasını satayım. Bir tane kadın vardı, geisha maskeli. O kadın böyle kendisini çok çirkin bulduğu için falan çirkinlerden oluşan bir müşteri topluluğu oluşturup onlara hizmet falan ediyordu diye bir şeyler falan hatırlıyorum böyle ya. Çok değişikti gerçekten. O da oyunun içerisinde anlayamamıştım. Yani biraz araştırmam gerekmişti. İlk oyunda biz o kadının kızıydık. Bu arada şuna yakalansam mı ya? Ulan yakalansam kafamıza bir şey düşer. Allah! Oğlum ödüm koptu yemin ediyorum lan. Son ses oynuyorum bir de.
Yakalanayım bakayım ne olacak dedim. Sesler o kadar... Dur, biraz kısacağım abi, bu ne? Zıplatmasın beni korkuta korkuta. Şuradan fanı da vereyim. Heh. Pekala. Bu neymiş? Okey. Şunu şuradan hemen bu tarafa doğru çekelim. Steam'de ilk oyununun fiyatı bayağı bir uygun. İkinci oyun, yani şu anki oyununun fiyatı da 149 TL gibi bir şey diye hatırlıyorum. Yanlış olmasın. Onu da söyleyeyim arkadaşlar. Steam'den erişebilirsiniz oyuna. Türü seviyorsanız zaten kesinlikle oynamanız gereken oyunlardan bir tanesi diye düşünüyorum. Ha evet, X'e basıp tutarak koşuyormuşuz. O da daha yeni geldi. Valla. Şuraya tırmanacağız peki. Nereden tırmanacağız? Şöyle bir bakalım. Yo, devam edelim. Etrafa gerçekten çok dikkat etmek lazım bu oyunda. Böyleydi yani, ilk oyundan kafamda kalanlar bunlar. Şöyle şuralara baksak. Şunun içinden girip yukarı çıkıyor. Ha tamam. İçinden geçiliyordu. Tamam. Hop. Hadi bakalım. Şunu indirelim aşağı. Yeterli olur herhalde. Şu etrafa bakar mısınız ya? Çok güzel gerçekten. Ya çok başarılı bir oyun bu. Şu tuşla tutunuyorduk. Tutunuyorduk da. Şöyle bir bakayım. Buradan koşup karşıya atlasak herhangi bir sonuç alabileceğimi sanmıyorum ya. Tutunup yukarı tırmanır mı ki? Deneyeceğim. Ne gelebilir ki başımıza, değil mi? Şununla tutunuyor, tamam. En kötü ölür, baştan başlarız ya. Evet. Aynen böyle. En kötü ölür. Şuna bak, küstü bize. Tamam tamam, gel. Şuradan acaba inme durumu söz konusu olabilir mi? Burada bir ip var ama. İpe gerek kalmadı. Direkt attık kendimizi aşağı. Sıçtık şimdi. Tamam. Oyunu gerçekten unutmuşum. Aslında ilk oyunundan buralarına, yani bu şeye aşinayım. Nedir o? Bu mekaniklere de unutmuşum gerçekten. Şu ayakkabılara bakın. Boyumuz kadar. Bak burada yine başımıza bir şeyler gelecek. Şöyle yapıp kaçacağım. Ah, kaçamadım. Amacım onun üzerinden zıplayıp geçmek değildi de. Ha, al bakayım şuradan bir tane ayakkabı. Şöyle atıyoruz peki. Aynen şuna hani takılır gibi yapıp geri kaçmaktı. Amacım oydu. Hadi ama. Hadi ama. Oğlum alsana. Gel. Çok sevimli ya. At bakayım şöyle. İşte bu. Güzel. Şu ana kadar herhangi bir korku üyesi göremedik. Güzel. Ki ben de vallahi oynayamıyorum normalde korku oyunları ama Medium'a bir baktım. Yakın zamanda Medium'un da videosunu paylaşacağım arkadaşlar sizlerle. Bayıldım oyuna, bayıldım Medium denen oyuna. Şurada yine bir tuzak var. Burada da bir tuzak var. Bunlar belli ki hayvan avlamak için koymuşlar. Oraya yem koymuşlar bakın. Gelsinler şey olsunlar diye. Yakalansınlar diye. Peki. Şuradan bir dakika. Şuraya bir bakacağım. Tamam. Her yeri araştırmaya çalışıyorum mümkün olduğunca.
Şunu çekebilir miyim onun ağzından? Nice. Al bakalım. Şunu yine alalım biz. Ne olur ne olmaz. Yine başımıza bir şey gelecek. Aynen öyle. Bu sefer gerçekten görmemiz çok zordu. Başıma bir şey geleceğini tahmin ettim ama. Aynen şöyle açı açı gitmek lazım buraya aslında. Evet, olay bu. Şu kozalaklardan da alalım yine elimize. At abi. Bak 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 bak. Şöyle eşekler her yere bir kapan kurmuşlar. Biraz daha öne atalım. Başka yok herhalde. Şu tarafa da atalım. Olmaz mı ya? Olmaz mı? Şu tarafa da at abi. Hepsini at. Ben attıkça yukarıdan düşüyor sanırım. Vallahi sanırım bitirdik gibi. Şu göbeği de atmak istiyorum bir. Birazdan yürüyeceğiz oradan. Heh. Hadi bakalım. Buralarda çok fazla. O ne lan? Biri yürüdü. Vallahi bir yürüme sesi aldım ama hadi hayırlısı olsun. Bak ya. At bakayım şu tarafa da. Aa gördüm oradakini. Şurada. Onu yakaladık. Başka var mı şurada alabileceğim? Başka yok. Şunun üzerine çıkıp devam edebilirim aslında. Şöyle tutunuyorum sanırım. Aynen. Bak ya. Bir şey söyleyeyim mi? Gerçekten başından kalkasım gelmiyor şu anda. Hani bir ileride ne olacak? Şurada ne olacak? Burada ne olacak falan merak ettirtiyor açıkçası. Çok güzel bir yapısı var oyunun. Tamam orada herhangi bir şey yapamıyoruz. Aha. Gel bakalım. Lan eve mi gireceğim ya? Vallahi girdik yine mutfağa. Bak ay al işte abi. Aynı. Mutfak deyince tüylerim diken diken oluyor bu oyunda. Ses yapmasak iyi olur. Geçen bölüm geçen oyunda bir tane kör bir adam vardı. Adamın duyuları o kadar gelişmiş ki sizi görecekse ancak şeyle görebiliyordu. Şöyle buzdolaplarını açabiliyorduk. Asılması çok iyi ya. Bize de böyle yemek falan vermiyorlar. O yüzden böyle cılız mılız kalıyoruz abi. Peki buradan bu şekilde bir şey yok. Kapıyı açabiliyor muyuz? Açalım. Yine aynı tiplere karşı oynuyoruz muhtemelen. Vallahi sıçtık. Ben buna Twitch canlı yayınlarımda devam edeceğim arkadaşlar. Yani bu YouTube'a bir seri olur mu olmaz mı sizin geri dönüşlerinize bakar. İzlenme sayısına ve atacağınız like sayısına geri dönüşünüze istinaden. Gerekirse bir seri yaparız bunu ama şu an için düşünmüyorum açıkçası. Aa, orada bir oyuncak var. Müziği oyuncak çalıyor herhalde. Burayı nasıl çözeceğiz? Burada hem ya oyunda hem bulmaca doluyor bu şekilde. Dursun bakalım şimdi orası. Şu tarafa bir bakalım.
Allah'ım. Aha vallahi sap elimde kaldı. Sap gibi kaldım. Şuraya bir gidelim. Burada bir balta var. Şunu almaya çalışalım. Nice. Buradaki diğer aletlere bir bakın. Onları da alabiliyor muyuz acaba? Bakayım bir. Ya alabilseydik var ya çok. Helal olsun diyecektim yani. Onu bile düşünmüşler diyecektim ama. Çok da önemli değil gerçi. Şunu al bakalım. Oğlum cellat gibi gidiyoruz ya. Küçük bir cellatım ben. Şu kapıyı kıralım. Bizim kapımız bu. Oh! Ana ben oyuncak sandım. Gerçek çocukmuş lan o. Tamam tamam küçük adam. Gel bak ben sana oyuncak getiriyorum. Dur. Al. Al bununla oyna al. Gel korkma. Gel korkma gel. Bu evrende çocuklar kaçırılıyor arkadaşlar. Ve onları öldürüp yiyorlar yani. Öyle bir manyak bir oyun açıkçası. Vallahi kaçtı gidiyor. Baksanıza şafak saymışlar resmen burada. Arka tarafa çizikler, müzikler falan. Hapsedilen çocuklar var. Vallahi çocuk topukladı. Bir gidelim bakalım arkasından. Aa, o yukarı çıktı. Biz de gidelim. Herhangi bir boss göremedik şu an. Gel küçük adam gel. Nereye gidiyorsun? Aha. Sesleri gelmeye başladı bak. Hayvan oğlu hayvanların. Onu. Evet aynı tipler. Ölü mü la bunlar? Bu ne biçim bir şey ya? Şuradan geçelim biz de. Lan çok psycho oyunsun. Şu oyun co-op'ta çok güzel olurmuş ya. Renk paleti falan böyle solgun ya arkadaşlar. Çok güzel görünüyor gerçekten. Lan dur kafama düşüreceksin. Sakin ol. Tamam. Hadi bakalım. Sen de bana. Aha ses yaptık geliyor vallahi. Gel çocuk adam sen de gel buraya. Herif sesi duydu geliyor bak. Sanırım. Gel senle beraber ittirelim. Ya buralar co-op oyun. Ya co-op'unun ben iptal ettiğini duydum da menülerde de dediğim gibi baktım göremedim. Ben bir gün öncesinden çekiyorum bu videoyu. Belki oyun yarın çıkışını yapacak. Yani sizin izlediğiniz gün çıkışını yapacak. Bana bir gün önceden geldi key. Hani sonradan aktif edilir mi bilmiyorum ama ben şu an videoyu çekerken herhangi bir online co-op kısmı yok arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Çok güzel tasarlamışlar her şeyi ya. Vallahi çok güzel bir oyun bu ya. Oğlum bu da mı ölmüş? Şöyle sessiz sessiz gidelim de. Bir anda kalkarsa altıma sıçarım vallahi. Şunu açamıyor muyuz? Şunun elinden mi alacağız bunu? Al. Hadi lan. Şu tarafa çekeyim. Bu ne ya? Bunu geri götüreceğiz muhtemelen. Yürü 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 yürü. Şunu şuraya takalım. Çok iyi.
Şunu tut bakayım şöyle. Ben halıyı çekeceğim. Aferin lan. Vallahi geldik yine bir yerlere arkadaşlar. Öncelikle şurayı açabiliyor muyum bir bakayım. Şuraya tutunabiliyor muyuz? Hayır. Etrafa iyice bir bakalım. Yok. İn bakalım aşağı. Oğlum. Evet, buraya bir anahtar gerekecek. Burada bir yerde olabilir mi acaba? Ha, buldum. Şurayı tutunacağız. O şekilde değil mi? Ya da altımıza bir şey çekeceğiz. Üzerine çıkıp zıplayacağız onun üstüne. Şu olabilir mi? Hayır hayır hayır. Tut bunu. Tutmuyor abi. Böyle bir şey değil. Peki şu? Yok, bunu da tutmuyor. Buradan şöyle zıplama işi olmuyor. Merdiveni çıkıp üzerine zıplamaya çalıştım da. Al. Bunu niye yapıyor anlamadım. Aynen, zıplama mekaniği yok. Peki. Evet sevgili arkadaşlar, korku, platform, gerilim, her şey var bu oyunda. Ben videoyu artık sonlandırayım. Devamına muhtemelen Twitch canlı yayınlarımda yani gerçekleştiririm diye düşünüyorum. Siz de eğer merak ediyorsanız oyunu, türü eğer seviyorsanız gerçekten kaçırmamanızı tavsiye ederim. Fiyatını yüksek buluyorsanız bir indirim falan da bekleyebilirsiniz ama ilk oyununun fiyatı gayet uygun diye hatırlıyorum. Yani 30 TL'lere, 25 TL'lere alınıyordu diye hatırlıyorum. Yani en kötü ilk oyunundan bir giriş yapabilirsiniz diye düşünüyorum. Gerçekten çok güzel bir oyun. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Twitch.tv/kaptantoygun kanalında da muhtemelen canlı yayını yaparım. Her gün öğlen saat 11'de, sabah 11'de canlı yayında oluyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Bye bye.